Sayın Kaymakamım Gazemre, tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim sana. Nasıl buldunuz Gazemre'i geldiğinizden beri? Biraz önce sohbetimizde gerçi havasına suyuna biraz daha alışmamda zaman var dediniz ama bu anlamda günleriniz nasıl geçiyor Gazemre'de? Teşekkür ederim. Günlerim tabii ki yoğun bir şekilde hayırlı olsun ziyaretleriyle geçiyor şu anda. Evet. Gazemre'yle ilgili bulduğum tablo son derece olumlu. Hatta benim gelmeden önce düşündüğüm, duyduğum, bildiğimden çok daha olumlu. Öncelikle şehrimiz gerçekten planlı, düzenli, temiz, yaşanabilir güzel bir şehir. İkincisi de ilçemizde yaşayan insanlarımız sevecen, sempatik, daha hareketli, dinamik, idareyle çok ilgili, idareye çok saygılı, devlet bütünlüğü konusunda çok duyarlı. Dolayısıyla son derece güzel bir tablomuz var. İnşallah aynı tablo devam eder. Güzel bir tablo. Güzel bir tablo. Böyle bir şehirde çalışmak da onur ve gurur verici. Biz Yaşar Dönmez kimdir? Yaşar Dönmez'i kısaca bir tanıyalım mı Sayın Kaymakam? Yani Yaşar Dönmez nerede, nerelidir? Nerelerde görev yapmıştır? Bu konuda bir kısa bir bilgi verirseniz sevinirim. Efendim ben aslında Sivaslıyım. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi vardır. Ona bağlı bir köyde doğup büyüdüm. İlkokulu köyde okudum. Ortaokul ve liseyi Sivas İl Merkezi'ne tamamladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mezun oldum. 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak Beste'ye girdim. Asaleten Konya'da, Konya'nın Derebucak ilçesi var orada. Muş'un Korkut ilçesinde, Amasya, Gümüşhacıköy ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Tokat'ın Artova ilçesinde, bundan önce de son olarak Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çalıştım. Anadolu'nun tam bağrındaysınız yani. Anadolu'yu bir keşfetmişsiniz yani. Orta Anadolu'da geçti hayatımda. Evet, Anadolu tam saydığınız yerler böyle tam Anadolu'nun bağrı. Evet. Bu coğrafyanın tam bari İzmir'le tabii ki biraz da alışmakta zorluk çekmenizdeki neden bu yani. Yani zorluk olacağını sanmıyorum. Tabii ki iklim koşulları biraz daha farklı. Onun dışında toplumsal yönden gayet böyle uyumlu bir ortam olacağını düşünüyorum. İklime de bir hafta da olmaz. Son 5 günde zaten alışıyorsunuz. Sayın Kaymakam, bu şeyin Gaziemir sizce bu ilk bir haftada 10 gün önünde gördüğünüz Şerafettin Bey'in size söylediği en önemli konusu acil çözülmesi gereken sorunu sizce nedir? Yani siz bugün ya şu hayırlı olsun ziyaretleri bittikten sonra Bismillah deyip nereye başlayacaksınız? Ne iş yap? Yani ne var en acil birinci A? Şu anda bildiğim kadarıyla bizim en acil işimiz hükümet konağı işi. Tabii ki teşekkür ediyorum. Benden önce göre yapmış değerli büyüğümüz Şerafettin Bey'e, Kaymakam Bey'e ve onunla birlikte çaba sarf eden, ebek veren tüm arkadaşlarımıza gerek kamudaki, gerek mahalli idaredeki, gerek basındaki işte sizler ve vatandaşlarımıza. Tabii arsa sahipleri de çok büyük bir ilgiyle olumlu yaklaşım sergilemişler ve büyük ölçüde arsa sorunu halledilme aşamasında gelmiş. Tüm ayrıntılarına vakıf değilim ama arsayla ilgili çok az bir bölümün kamulaştırılması şeklinde bir konu kaldığını biliyorum. Dolayısıyla bu kamulaştırma konusu halledildikten sonra kanımca olabildiğince erken ilçemiz bir hükümet konağına kavuşmalı. Kamu kurumları güzelce tek bir çatı altında birleşmeli. Vatandaşlarımızın işleri de böylece değişik yerlere gidip de değişik birimlerde, değişik alanlarda yapacakları işleri tek bir alanda yaparlarsa böylece en azından işleri pratik sonuçlanmış olur. Zaman kaybetmemiş olurlar. Daha disiplinli, daha hızlı bir hizmet sunulabilir diye düşünüyorum. Yani 2015 Gaziemir'ine de yakışır. Güzel bir hükümet konağı zaten. Biz de bunu evet yani. Gaziemir halkı olarak zaten talep ediyoruz, evet. Bekliyoruz bir an önce. Evet. Yapılması Gaziemir için faydalıdır diye düşünüyorum. Gaziemir'in en büyük sorunlarından biri Sayın Kaymakam, bir trafik sorunumuz var bizim. Evet.
Bizim bir ana arterimiz var. Bir Önder Caddesi'nin girişi var. Gaziantep'e çok bir fazla çıkışı girişi olmayan bir maalesef bir ilçemiz. İşte bir serbest bölgeden girebiliyorsunuz. Evet. Ve çıkabiliyorsunuz. Önder Caddesi'nden çıkabiliyorsunuz. Bir de Kipa'dan çıkabiliyorsunuz. Bir de sizin bir hayata geçen Abdülhamit Yavuz Caddesi'ni Akçay Caddesi'ne bağlayan bir proje vardı Şerafettin Bey'in de anlattığı. Ne aşamada o projeyle ilgili bir bilginiz var mı? Doğrusu bu projeyle ilgili benim herhangi bir bilgim yok bugüne kadar. Evet. Ama bu da çok acil olduğu için ben sizi bu konuda da sıkıştırmak da istiyorum. Bir an önce Gazi Emir'in en önemli sorunlarından biri olarak gördüğüm için söylüyorum Sayın Kaymakam. Gayet tabii. Teşekkür ediyorum ben bu konudaki duyarlılığınıza. Elbette ki trafik hepimizin günlük yaşamımızda son derece etkileyen bir konu. Yani trafikle ilgili bir sorun varsa, halledecek bir şey varsa mutlaka hep birlikte bunu olabildiğince erken sürede halletmek lazım ki vatandaşlarımız da daha rahat bir şekilde evlerine, iş yerlerine ulaşsınlar. Alışverişlerini rahat bir şekilde ve pratik bir şekilde yapsın, zamandan kazansınlar. Ben dediğim gibi bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilim henüz. İlginize ben teşekkür ediyorum, duyarlılığınıza. Gündeme getirdiğiniz çok iyi oldu. Ben de böylece bunu duymuş ve öğrenmiş oldum. İlk fırsatta derhal arkadaşlarımızla, sizle de birlikte bu konuyu konuşmamız lazım. Değerlendirmemiz lazım. Çözümü nedir? Nasıl halledir? Bu konuda hep birlikte el birliğiyle gayret sarf edip bir çözüme imkan varsa kavuşturmamız lazım. Tekrar teşekkür ederim. Bu çok önemli, bu konudaki duyarlılık. Yani bizim her şeyi duymamız malum mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla sizlerin bizi bu konuda bilgilendirmesi lazım. Bizim bir ayrıyeten bu trafikle ilgili bir önder şeyde ve bu gürültü kirliliği ile ilgili bir şikayetimiz var. Gürültü kirliliği. Gürültü kirliliği. Bu araçların korna çalmalarıyla ilgili bir gürültü kirliliği yaşanıyor. Büyük bir kabusa, sinir bozucu bir şeye dönüştü artık bu. Bu konuda bizim Gazi Emir net olarak elini kornadan çek diye bir kampanya başlattık. Çek elini artık kornadan. Basma kornaya. Yani yurt dışına çıktıkları zaman arkadaşların Türkiye'ye döndükleri zaman tek anlattıkları şey, bir tek korna sesi duymuyoruz dediler. Biz burada korna sesinden çıldırıyoruz artık. Bu konuda Gazi Emir Kaymakamlığı ve Gazi Emir Belediyesi'ni geçtiğimiz günlerde ben göreve davet ettim. Yani bu bir kirlilikse, bu çevreyle ilgili alakalı bir şeyse, bu konuda Gazi Emir Kaymakamlığı'nın ve belediyenin mutlaka yapacak bir şeyleri vardır diye düşüncesiyle lütfen göreve diye davet ettim. Bu konuda sizden bir organizasyon yapılmasını istiyorum, düşünüyorum. Emniyetin bu konuda, belediyenin bu konuda duyarlı hale getirilmesini talep ediyoruz Gazi Emir halkı olarak. Bu konuda da yardımlarınızı beklediğimizi bilmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gayet tabii ki. Yani çevre kirliliği ne kadar büyük bir sorunsa, gürültü kirliliği bana göre çevre kirliliği de belki daha önemli bir sorun. Hepimizi etkileyen önemli bir sorun. Bunun için de teşekkür ediyorum konuyu bize ulaştırdınız. Bilgi sahibi olmamızı sağladınız böylece. Teşekkür ederim. Elbette ki bu konu üzerine inmemiz gerekir. Birlikte bu konuyla ilgili bir çözüm üretmemiz, vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz, bilinçlendirmemiz gerekir. O biraz önce dediğinizi ben de katılıyorum. Ben de 8 ay kadar yurt dışında kaldım. Gerçekten bu kaldığım süre içerisinde hiçbir zaman ben de bir araç kurnası duymadım. Yani elbette bu bir giderilmesi gereken bir sorun. İçimizde varsa böyle bir şekilde olduğunu söylüyorsunuz zaten. Mutlaka üzerine düşmemiz gerekir. Teşekkür ediyorum bunun için. Çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz. Gazi Emir gelişen, değişen bir kent. Evet. Modern bir kent. Hatta yoksulu olmayan bir kent. Çünkü arsa fiyat değerleri çok yüksek. Evler burada çok pahalı. Yani çoğu insan böyle söyler. Yani burada 400 milyar, 500 milyar, 600 milyar, 1 trilyona yakın evler satılıyor. Yani bir fakir adamın Gazi Emir'de olmadığını bile söyleniyor. Evet. Bu anlamda da okumuş yazmış insanlar bunlar. Bilinçli insanlar, eğitimli insanlar. Eğer ki eğitim her şeyin çözümü ise bu kornada da çalmamaları gerekiyor. Evet, evet. Çalanları da uyarmak gerekiyor. Evet. Bizde çünkü çocuk var, hasta var, yaşlı var. Bunları da düşünmek de gerekiyor. Bu konuda duyarlılık göstereceğinize seviniyorum, biliyorum, evet. Bekliyorum. Bundan sonra da takip edeceğiz. Uzun süre biz bu kampanyadan kısa sürede bir sonuç çıkaramayacağımızı biliyoruz.
uzun süre bu kampanyayı da yürüteceğimize inanın. Ben şunu da öğrenmek istiyorum Sayın Kaymakamım, hemen Gazi Emir'le ilgili. Sporla aranız nasıl? Yani neyi, basketbol, voleybol, futbol? Çünkü Gazi Emir'de de bir şey de var. Yani bir futbol dönemi var şu anda. Bölgesel amatörlükte oynayan bir takımımız var. Evet. Bu konuda bilginiz var mı? Maçlara gider misiniz? Destek verdiniz mi? Yaptınız daha önce görev yaptığınız ilçelerde. Voleybola mı destek çok verdiniz? Basketbola mı? Ne yaptınız oralarda? Yani futbol hangi şeyini seversiniz? Yaşar Dönmez olarak. Tabii ki ülkemizde yaşayan çoğu insan gibi ben de futbola daha fazla gireyim. Hangi takım tutuyorsun Sayın Kaya? Galatasaray tutuyorum. Galatasaray'ı. O zaman geçmiş olsun. Dortmund karşı 4-0 yenildiriz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi gayet tabii ki ben kendim, yani öyle arkadaşlarımızla kendi aramızda oynamanın ötesinde bir profesyonel veya amatör anlamda şeyim olmadı. Evet. Veya spor deneyimim olmadı ama ülkemizde yaşayan herkes mutlaka ilgili. Ben belki biraz daha ilgili olabilirim. Yani mutlaka maçlara gitmek isterim zevkle. Yani elimizden geldiğince gayret tabii. İlçemizde bu tür gruplarımız var, çalışmaları varsa her konuda mutlaka destek olmamız gerekir. En azından fırsat bulabildiğimiz ölçüde, zamanımız olduğu ölçüde en azından maçla gitmemiz gerekir ki kesin giderim ben de. Bu haftada mesela şeyimiz var bizim, bölgesel amatör ligde olduğu için biraz daha fazla takip ediyorum Gaziemirspor. İşte Manisa Spor'la maç var, ben dedim ha dedim, Şerafettin Bey'in takımıyla dedim Gaziemir. Bu hafta mıdır maç? Bu hafta 1.30'da Gaziemir Şehir Stadı'nda, Gaziemir Şehir Stadı'nda Gaziemirspor'la Manisa Büyükşehir Belediyespor'u karşılaşması. Önemli bir, ciddi bir karşılaşma. Bu konuda da sizden spor anlamında, futbol anlamında, basketbol anlamında destek olmanızı, bu konuda gelecek talepler olacaktır zaten. Evet, tabii size. Ki. Mutlaka, evet. Bu konuda yardımcı olacağınıza da eminim yani. Bu bir Galatasaray, ben de bir Beşiktaşlı olarak. Evet, tabii ki. Teşekkürler. Mutlaka olmamız gerekir. Elimizde ne gelirse, gücümüz neye yeterse yardımcı olmamız gerekir, olacağız gayet. Çünkü Gaziemir'in sanat şehri yapılması, kültür şehri yapılması, spor kenti yapılması, tabii, bizim çocuklarımızı, geleceğimizi yatırımdır diye düşünüyorum. Tabii. Çevre katliamıyla ilgili bazı önlemler alacağınızı beklerim, isterim. Tabii. Çünkü Gaziemir'de bir çevre katliamı da var. Çünkü çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Hepimiz çocuklarımız aynı şeyi isteriz. Bu anlamda da bu konuda duyarlı davranacağınızı talep ediyorum. Bundan da eminim. Teşekkür ederim. Tabii. Duyarlı davranmamız gerekir hep birlikte. Ya. Bu şehirde yaşayan herkes olarak bu konularda duyarlı davranmamız gerekir. Birbirimizi bilgilendirmemiz gerekir. Birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Destek olmamız gerekir. Bu bir fikir anlamında da olabilir. Başka şekilde de olabilir. Dolayısıyla bu şehirde yaşayan insanlar olarak gerek normal sivil vatandaşlarımız, gerek biz kamu görevlilerimiz bu şehri daha iyi yaşanabilir hale nasıl getireceksek, zaten güzel bir şehir, en ufak bir şey gözükmüyor ama daha iyisi varsa buna ulaşmak gerekir elbette. Yani insanlarımız hepsinin en iyisine layık. Bizler de öyleyiz, bizden çocuklar da öyle. O yüzden elimizden geleni mutlaka birlikte yapacağız, yapmamız gerekir. Ben bu görüşmeyi yaptığımız için size teşekkür ederim. Tekrar Gaziemir'e hoş geldiniz diyorum. Görevinizde de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Teşekkürler.